Merhabalar. Dersimizin konusu trafikte bilinmesi gereken en önemli konulardan biri. Ana yol, tali yol ayrımı. Birçok insan tarafından gene yanlış bilinen veya uygulanmayan konulardan biri ki zaten kazaların birçoğu da bu sebeple yaşanıyor arkadaşlar, kavşaklarda. Peki derse başlamadan önce iki tane soru sormak istiyorum. Birincisi, biz geniş olan bir yoldayız ve bağlandığımız yol dar bir yol. Acaba hangisi ana yol? Bir diğer sorum da, biz caddedeyiz. Bağlandığımız yol aynı caddeye çıkacak, caddedeki yola çıkacak yol sokak yolu. Cadde yolu mu ana yol, sokak yolu mu ana yol? Dediğimde hangi cevabı verdiyseniz verin, yanıldınız arkadaşlar. Çünkü hiçbirisi ana yol değil. Nedenlerini buyurun konunun içerisinde açıklamaya çalışalım. Bunu konuları bilmezseniz arkadaşlar unutmayın, kazaya karışana kadar bilmemenizin pek bir önemi olmamış gibi oluyor. Çoğu zaman ceza yemiyor insanlar. Ancak kazaya karıştığınız durumlarda maalesef arkadaşlar çok büyük maddi ve manevi yüklerin altına girebilirsiniz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Konu çok önemli. Peki ana yol neymiş? Tanım olarak bakarsak ana trafiğe açık olan ve bunu kesen karayolundaki araçların bu yola geçerken veya bu yolu kullanırken bu yoldaki araçlara ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği trafik işaretleriyle belirlenmiş karayoluna biz ana yol diyoruz. Tanım biraz uzun geldiyse sadeleştirelim arkadaşlar. Ana yolun ana yol olduğu trafik işaretleriyle belirlenmiştir. Tali yol işareti olan yol, ana yol işareti olan yola yol verecektir. Yani aslında tüm o uzun cümlenin özeti şu. Ana yol, tali yol trafik işaretleriyle belli olur arkadaşlar. Ve tali yoldaki araçlar dur ve yol ver işaretini görür. Ana yoldaki araçlar ise şu an görselde göreceğiniz işaretleri görüyorlar. Peki hiçbir işaret olmaksızın ana yol, tali yol olan durum var mı? Var. İki tane istisna durum var. Birisi yollardan biri eğer bölünmüş yol ise o yol ana yol arkadaşlar. Veya yollardan birisi tramvay hattı içeriyor, diğeri içermiyorsa gene hiçbir trafik işaretlemesi olmaksızın ana yol olduğunu gösterir. Diğer tüm hallerde ana yoldaysanız ana yol işaretlerini görürsünüz. Tali yoldaysanız ise tali yoldaki dur ve yol ver işaretini görürsünüz arkadaşlar. İşaret levhalarının ön yüzü yol ver ve dur işaretlerinde tali yola dönüktür. Arka yüzü ana yola dönüktür. Aslında şöyle de diyebiliriz arkadaşlar. Siz ana yoldayken eğer hiçbir ana yol işareti levhası görmeseniz bile bir şekilde onlar olmasa bile orada arkadaşlar yolun yapısı da eşit gibi gözükse siz tali yoldaki dur ve yol ver levhasını tersten gördüğünüzde ana yolda olduğunu anlayabilirsiniz. Çünkü trafikte görebileceğiniz tek sekizgen levha, dur levhası, trafikte görebileceğiniz tek ters üçgen, sivri kısmı alt tarafta olan tek üçgen ise yol ver levhasıdır. Bu levhaların yönlendirdiği tarafın tali yol olduğunu, size yol vermesi gerektiğini bildiğiniz için siz ana yoldaki araç olarak ilk geçiş hakkını kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Bazen arkadaşlar bu yol ver ve dur işaretleri konumlandırırken veya konumlandırıldıktan sonra maalesef üzerlerine ağaç dalları sarkabiliyor. Veya bir takım engellerle kapanabiliyor. Zaman zaman maalesef farklı levhaların, diğer yöne konulan levhaların konumlandırılması nedeniyle ana yoldan görülmediklerini görebilirsiniz. İşte bu durum yanlış ve sakıncalı bir durumdur. Çünkü ayrı bir ders konusu olduğu için teferruata girmeden anlatmak gerekirse tali yoldaki sürücüsü dur veya yol ver levhasını gördü ve ana yoldaki sürücünün sağ tarafında. Yol ver levhası gereği veya dur levhası gereği ana yoldan gelen sürücüye yol verecektir. Ancak ana yoldaki sürücü hiçbir işaretleme görmedi. Ve yola baktığında da kontrolsüz kavşak kuralları gereğince o araca başka bir ders konusu olduğu için teferruatla açıklamıyorum ama sağ el kuralı gereğince tali yoldaki sürücüye yol vermek isteyecektir. Ana yolda olduğunu anlamayacaktır. Ama tali yoldaki sürücü de
Zaten tali yolda olduğu için ana yoldaki sürücüye yol vermeye çalışacaktır arkadaşlar. İşte bu nedenlerle bilhassa tali yol üzerindeki dur ve yol ver işaretlemeleri her iki yoldan görülecek şekilde engellerden arındırılmalıdır veya farklı bir konuma tekrar taşınmalıdır. Engeller veya işaretlerin yeri değiştirilmelidir. Çünkü bu işaretler harika işaretlerdir. Dur ve yol ver işareti harika iki işarettir. Düşü işaretlemede bilhassa arkadaşlar her iki yoldan gözükür. Tali yola önü dönük olduğu için tali yoldaki araçlar bu şekilde ön tarafını görür ve durması gerektiğini görür. Ana yoldaki sürücüler ise bu şekilde arka taraflarını görür ve sadece bir sekizgen metal levha, sadece bir ters üçgen görürler ve bu sebeple de ana yolda olduklarını anlayarak ilk geçiş hakkını kendileri kullanmaları gerektiğini anlarlar. O yüzden demek ki ilk sorduğumuz sorulara dönecek olursak, birisi geniş, birisi dar yol, hangisi ana yoldur dediğimizde herkes genellikle öncelikle geniş olan yolun ana yol olduğunu söylüyor. Aslında mantıksal olarak evet genelde ana yollar geniş olur ama işaretleme yoksa arkadaşlar, hiçbir işaretleme yoksa istisna iki durum hariç arkadaşlar, yollar eşit değerdedir arkadaşlar ve orada bir başka ders konusu olan kontrolsüz kavşak kuralları geçerlidir. Veya cadde, sokak, caddeler evet daha geniş yollar olurlar genellikle veya bazen eşit değerde oluyor. Birisi cadde, birisi sokak yolu oluyor. Bir yolun cadde, bir yolun sokak oluşu trafik işareti değildir arkadaşlar. Adres işaretidir. Yani o yüzden de cadde ana yoldur diyemeyiz. Orada da gene başka bir işaretleme yoksa veya istisna iki durumdan birisi söz konusu değilse kontrolsüz kavşak kuralları geçerlidir. Hiçbiri ana yol değildir arkadaşlar. Trafik zabıtası tarafından yönetilmeyen, trafik ışığı bulunmayan ana yol, tali yol işaretlemesi yani demin bahsettiğim levhalardan hiçbiri olmayan yollar kontrolsüz kavşaktırlar arkadaşlar. Ayrı bir ders konusudur. Ve kontrolsüz kavşaklarda kontrolsüz kavşak kuralları geçerlidir arkadaşlar. Eğer anlattığım hususları anlaşılabilir bulduysanız lütfen videomu beğenerek, paylaşarak destek olun. Kanalıma eğer halen abone değilseniz abone olarak gene destek olabilirsiniz. Veya benzer içerikler üreterek toplum tarafından bu konuların yeterince anlaşılabilir olmasını sağlayabilirsiniz. Unutmayın. Kuralları yalnızca sizin bilmeniz, akıcı ve güvenli bir trafikte sürüş yapmanıza neden olmayacaktır. Kurallar ancak herkes tarafından bilinir ve uygulanırsa o zaman daha akıcı ve daha güvenli bir trafik bizleri bekliyor olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.